Ben İmam Hatip Lisesi'ne girdiğimde hocalarımın bir kısmı, Allah rahmet etsin, epey vefat eden oldu. Ömer Nasuhi Bilmen'den ders okumuş adamlardılar. Selamun aleyküm çocuklar, aleyküm selam. İkinci cümleleri, bu okulların sizin için açılması israftan başka bir şey değil. Sizden talebe olmaz. Ne imam ne hatip. Boş odun gibi oturuyorsunuz burada. Kendilerinin Ömer Nasuhi Bilmen'le pozisyonunu kıyas edip bize puan veriyorlardı. Yıllar oldu. Gittik, okuduk, geldik vesaire. Aradan bir 20 sene geçtikten sonra karşılaştıklarımız oldu. Yeni nesli görünce onlar, yahu siz Evliyaullah'tanmışsınız da kıymetinizi bilmemişiz dediler. Halbuki bizim onlara dememiz lazımdı ki, be adam, madem Ömer Nasuhi Bilmen'le sen rahmetullahi aleyh böyle güzel dersler yaptın, sen niye Ömer Nasuhi Bilmen değilsin de ben sen olmuyorum burada? Madem Ömer Nasuhi Bilmen 100, sen de 80'din, sen şimdi 100 ol, Ömer Nasuhi Bilmen ol, beni yetiştir işte. Biz Ömer Nasuhi Bilmen'i gördük, onun önünde şöyle ederdik, böyle ederdik. Ben niye seni Ömer Nasuhi Bilmen gibi görmüyorum şimdi? Yani bu bıçakla kesilir gibi, bu rahmet kesilmedi ya. Demek ki sen taşıyıcı misyonunu yapamadın. Bu kabahati de bana yıkıyorsun. Herkes bir önceki nesle bakıyor, bu nesil çok kötü diyor. Mesela gençlerin ahlakına bakılıyor, bir önceki nesil neydi yahu diyor. Neneler çarşıya çıkmazlardı. Niye çıkmazlardı? Yürüyerek çıkması lazım. Çünkü kadının tarlada da işi var. Yürüyerek çarşıya nasıl gidip gelecek? Şimdiki gibi 15 yaşında babasının arabasını alıp çarşıya gitme imkanı olsa o durur muydu? O da çarşıya giderdi. Onun imtihanı oydu, onu kazandı. Benim imtihanım bu, ben bunu kazanmak zorundayım. Ümmetimizin haline bakarak, önceki nesillerle kıyaslayıp, bitti bu işler, tamam ümmet dosyasını kapatalım dersek, bu büyüyecek fidan bizim elimizde kurur maazallah. Beni Rabbim bugünlerin hocası olarak yarattıysa ben bugün bu şuuru canlı tutmam lazım. Belki yarın 50 sene sonra bu bilgileri bizden okuyanlar, izleyenler, Allah Allah bunlar Medine'de mi yaşıyorlardı ya? Medine hatırası bunlar herhalde zannedecekler. Belki biz o zamanın Medine'si olacağız. Ama onlar da o günün şartlarında imtihan olacaklar. Allahu Teala aynı imanı, aynı ibadetleri aynı tür insandan istiyor. Ama zaman sürekli değişiyor. Ashab-ı kiram bile bu farklılığı gördüler. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşasa 60 sene yaşadı. Yani 60 sene kadar. En son günü büyük ihtimalle Efendimizin hicretinin 60. senesiydi. Bakın ne diyor. Şimdi değişime dikkat edin. Bizim zamanımızda diyor, bir Müslümanın cebinde parası varsa, diğer müminlerle ortak bütçesi zannederdi onu diyor. Şimdi istiyorsun da borç bile vermiyor kimse diyor. Ne kötü zamana gelindi diyor. Aman Allah'ım ne kadar kötü zamana gelmiş. Şimdi 50 yıl içinde yarım asırda İbni Ömer bunu gözleriyle görmüş. Bu değişimi. Ama madem öyle ben de oturup ağlayayım dememiş. Aslı buydu haberiniz olsun demiş. Aslında böyleydik biz. Ama sizin imtihanınız da böyle. Çünkü Abdullah İbni Ömer'in böyle dediği zamanda İran fethedilmiş. Müslümanların özel bütçeleri var. Paraları var. Herkesin keyfi yerinde. Ashab-ı kiramın ilk günlerindeki kıtlık ve zorluk yok. Onların imtihanı da öyle olmuş.